Herkese merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sohbet edeceğiz. Aynen, sohbet videosu çekmeye geldik. Daha doğrusu dertleşme videosu. Bir de çok sorulan bir sorunun cevabını vermeye geldik aslında. Hangi dersleri bitirdiniz? Hangi konuda neredesiniz? Deneme çözmeye başladınız mı? Evet. Aynen çok geliyordu. Netleriniz nasıl geliyor? Onu cevap vermeyeceğim. Yani ona cevap vermeyelim. Çünkü şöyle, neden vermeyelim? Nazar verecek bir net yok zaten de. Hayır, ondan değil. Tabii ki de ondan da. Keşke öyle olsa da ondan da dolayı değil. Birincisi, herkesin kendi sınav serüveni en başta bu. Mesela benim netim şu anda atıyorum 50 olsun. Ama bir başkasının 70'tir ve ben bunu duyduğumda da üzülebilirim. Ya da bir başkasının 30'dur neti. O da başkası da beni duyduğunda üzülebilir. Yani iki tarafta aslında mutlu olmuyor öğrendiğine. O yüzden yani herkes kendisi netlerini bence yani analiz etmeli, öğrenmeli doğrularını ve kendi kendine birazcık onu geliştirmeli. Ama şunları konuşalım diyorum yani bugün aşkım. Hangi kaynakları kullandık, hangi hocaları dinledik, işte hani şimdiye kadar neler bitti, hangi konularımız bitti şimdiye kadar, hangi dersleri bitirdik, hangi derslerden deneme çözüyoruz. Bu soruya cevaplayabiliriz bence. Evet. O zaman hangi derslerde neredeyiz? İlk önce onlardan başlayalım. Evet. Hatta geçen hangi hocaları dinlediğimizi de söyleyebiliriz. Evet, şurada dersleri yazmıştık ya geçen gün. Evet. Buradan bunu getirdim ben yanımıza. Mesela buradan yorumlaya gidebiliriz. Evet. Mesela ilk önce tarihten bahsedebiliriz, yani tarih dersinden. Evet, tarihte Ramazan Hoca'dan dinliyorduk zaten. Ramazan Yetkin. Ramazan Yetkin'den dinliyoruz. Ben tarihte İnkılap tarihine yeni başladım sayılır. Evet, ben de 92 video var toplamda Ramazan Hoca'nın. 62. videosundayım. 30 video kaldı. Bu arada neden bu kadar uzun sürdü bu çalışmalarımız? Biz dışarıdan şimdi göründüğü kadarıyla çok çalışıyor gibi görünüyoruz. Ama öyle değil arkadaşlar. Bizim hafta içlerimiz full dolu ders veriyoruz. Zaten takip edenler biliyordur. Gerçekten de bayağı zaman oldu başlayalı. Ama benim aynı zamanda üniversitem var, özel derslerim var derken hafta içi ders çalışamıyorum. Okul, iş derken. Bir de evliyiz. Evet. Evliliğin de getirdiği bazı sorumluluklar oluyor ister istemez. İşte her gün yemek yapıyoruz, temizlik yapıyoruz, ailelerimizle görüşüyoruz, onlar geliyor gidiyor, biz gitmek zorundayız. Bölük pörçük çalıştığımız için evet, bu zamana kadar çok fazla sarkmak zorunda kaldı konularımız. Onu da altını çizelim. Sınava da son 100 gün kaldı. Zaten son birkaç haftadır biz çalışmalarımızı da vites arttırmıştık değil mi? Aynen. Elimizden geldi. Aynen. Şimdi daha da fazla arttıralım dedik. Not çıkardık. Hangi konularda neredeyiz? Hangi kaynakları kullanacağız? Hem sizle paylaşalım. Hem de bizim için önümüzü görmek için bir şey olsun. Şu an tarihte tarihin kara kutusunu çözüyoruz. Evet. Değil mi? Bir de benim hocam tarih soru bankasını çözüyoruz. Normal Ramazan Yetkin'in hazırladığı kitabı çözüyoruz bir de. Coğrafyaya geçelim. Hı-hı. Coğrafya... Bunun hakkında sen konuş bence. Yok ya. Ben bayağı gerideyim. Olsun. Ben de coğrafyaya başladım. Yaklaşık 2,5-3 hafta önce başladım. Hı-hı. Ben daha önce başlamıştım ama çok yavaş yavaş ilerliyordum. Hı-hı. Daha sonra biraz hızlanayım dedim. Coğrafyanın konularının %80'i bitti. Madenciliğe kadar geldim. Türkiye'de madenciliğe kadar geldim. Yine aynı şekilde Bayram Meral Hoca'dan dinliyoruz, benim hocamın. %80'i bitti sayılır. Sen neredesin? Ben coğrafyadan 34 video var toplamda Bayram Hoca'nın. Ben 11. videosundayım daha. Şöyle, ben de bu coğrafya şöyle oldu en başından beri. Çok kez başladım bıraktım. Çünkü işte bırakmak zorunda kaldım daha doğrusu. Coğrafyada ben daha başlardayım sayılır. Zaten yine 34 video var, 11'i bitmiş, 3'te biri bitmiş. Yine de evet, yani hiç sıfır değilim yani. Peki coğrafyadan hangi kaynakları kullanıyoruz onu da söyleyelim. Coğrafyada sadece benim hocamın kitabını kullanıyor, soru bankası. Hı hı. Evet. Ben de aynı şekilde. Bir de deneme aldık. Aynen. Hani tekrar amaçla branş denemesi aldık tek başına. Evet. Oradan gelelim. Tarih ile coğrafyada konuların %50'sinden fazlasını ben kendi açımdan söyleyeyim bittiği için. Hı hı. Ya senin de tarih bitti zaten. Coğrafyada da 3'te 1'i bitti. Hı hı. Az kaldı zaten. Yarıyı geçmek üzeresin sen de. Hı hı. O yüzden branş denemesi çözmeye başlayacağız yani. Evet. Konuların tamamını bitirmeyi beklemeyeceğiz. Hı hı. Daha konuların yarısından fazlası bittiği için branş denemesi çözmeye başlayacağız coğrafyada. Aynen öyle. Türkçe ve matematikle de ilgili konuşalım biraz. Türkçe ve matematik. Hiç başlamadım. Yani bir gram Türkçe sorusu çözmedim şimdiye kadar. Evet. Bir tane bile. Bazen akşamları Şengül'le oturuyoruz, matematik çözüyoruz değil mi? Hı-hı. Aynen. Onun haricinde ben hiç çalışma yapmadım yani. Ben de söyleyeyim. Ben... bu konuda birazcık dertliyim. İlk başladığımızda benim Türkçe dersim çok iyidir. Yani küçüklüğümden beri her zaman lisede de aynı şekildeydi. Üniversite sınavına hazırlanırken Türkçem çok iyiydi. O yüzden herhalde yani insan iyi olmadığına çalışır ama ben işte kolaylık demek ki onu şey yapmışım böyle. Başlangıç olarak seçmişim. Türkçe'ye o kadar çok çalışmıştım ki ilk başladığımız zamanlar. Yani bir yıl önce, bir buçuk yıl oldu mu biz başlayalı? Bir yıl falan oldu. Belki olmuştur, evet. Başladığımız zaman o kadar çok Türkçe çalışmışım ki 3 tane kaynak kitap bitirmişim ama kaynak kitap dediğim böyle yani kalın işte soru bankaları bitirmişim. 2 Aker Hoca'dan dinledim, Öznur Hoca'dan dinledim. Yani çok fazla dinlemişim ve çözmüşüm. Ama hatam şu, ben devam ettirtmedim. Yani bitirdim soru bankaların hepsini. Tamam, devam ettirmedim. Deneme çözmedim mesela. Evet. Deneme çözmeliydim. Yani evet. En azından ayda 1 tane bile olsa şu anda çok daha iyi bir durumda olurdum muhtemelen. Hı-hı. Bir de hani çok vakit kaybettim o Türkçeyle mesela. Hani çok vakit kaybettiğim için çok iyi olmalıydım şu anda diye düşünüyorum. Ama işte orada bir hata yapmışım. Tabii bilmiyorum kötü müyüm, iyi miyim bilmiyorum. Ama bence iyisindir yani o kadar kitap bitirdim. Evet. Mesela matematik çözmedim diyorum ama ben 3 tane üniversiteye hazırlık öğrencim var mesela. Onların sürekli sorusunu çözüyoruz. Doğru. Onlarla beraber soru çözüyorum. Sen de Türkçe dersi veriyorsun. Türkçe veriyorum. Türkçe dersinde konular zaten aynı. Yani bir insan tam biri aynı konular görüyor zaten. Gerçekten öyle. O yüzden sen iyisindir yani. Öyle İnşallah. Yani bilmiyorum iyi miyim kötü müyüm bilmiyorum ama en azından çalıştığımı biliyorum bayağı bir yol. O yüzden de Türkçeden sadece ikimiz de aynı şekilde Türkçe ve matematikten sadece Kara Kutu yayınlarını çözüyoruz şu anda. Sadece Kara Kutu yayınları çözüyoruz. Sorular yani. Bu bilmeyenler için de söyleyelim. Kara Kutu yayınları sadece çıkmış soruların olduğu kitaplar. Konu konu çıkmış sorular. Aynen. Kara Kutu yayınları aynen. Hı-hı. Daha sonra vatandaşlık. Burada size sorumuz var. Evet. Vatandaşlıkta hangi hocadan verim aldınız, hangi kaynakları çözdünüz, bize yardımcı olun. Çünkü biz daha hiç başlamadık. Biraz daha erken başlamayı düşünmüyoruz daha. Hep öyle diyorlar yani biz de bildiğimizden değil ama çok duyduk böyle vatandaşlar son zamanlara bırakın, unutuluyor falan diye. Belki son 1 ay başlarız vatandaşlar. Ya, 1 ay bile belki 2 ay. Belki 2 ay evet. O yüzden kaynak kitap önerisi, hoca önerisi yapabiliriz. Yorumlarda konuşabiliriz. Evet. Hiçbir şeyimiz yok şu an vatandaşlıkla ilgili bir fikrimiz. Hangi hocayı dinleyeceğimizi bilmiyoruz. Hangi kaynak kitabı çözeceğimizi de bilmiyorduk. Sadece şöyle bir şey yaptık. Göstereyim hemen. Ay. Gidiyor. Oha. Kitaplar arkadaşlar. Sadece bu kaynak kitabı aldık vatandaşlıktan. Vatandaşlığın Kara Kutusu işte Kara Kutu yayınlarının yine. Başka da bir kaynak kitabımız yok, hiçbir fikrimiz de yok. Yani o yüzden mutlaka yorumlarda vatandaşlar çalışıp da çok memnun kalan arkadaşlarımızdan yorumları bekliyoruz. Evet. Bizi yönlendirirseniz seviniriz bu konuda. Yani genel kültür, genel yetenekte bu şekildeyiz, bu durumdayız. Evet. Şimdi eğitim bilimlerine başlayalım. Evet. Eğitim bilimlerine başlayalım. Eğitim bilimlerinin çoğu dersini bitirdik. Evet. Hatta genel deneme çözmeye başladık birkaç haftadır. Aynen 3 kere falan çözdük. 3 tane genel deneme de çözdük Şengül'le. Gelişim ve öğrenmede gelişimi hangi hocadan dinledik? Bülent Tanık. Evet. Bülent Tanık hocadan dinledik, benim hocamın. Öğrenmeyi de yine benim hocamın. Ayşegül Aldemir miydi? Evet. Ayşegül Aldemir hocadan dinledik. 2 hocamızdan da çok memnun kaldık yani sağ olsunlar. Gerçekten benim hocam ekibine gerçekten o yüzden çok böyle minnettarım. Evet. Tabii ki aynı zamanda sadece benim hocam hocaları değil yani farklı hocalar. Mesela Fatih Genç hoca. Allah'ım canım hocam. ÖYTB programı ondan dedik değil mi? ÖYTB programı. Bu arada bizim eğitim bilimlerindeki hatamız da söyleyelim. Eğitim bilimlerine başladığımızda şimdi şöyle biz ilk yılımız bu ilk defa hazırlanıyoruz. Dolayısıyla da pek bir bilgimiz yok. Ne abimiz var ne ablamız var. İlk kez sadece KPSS çalışan ailemde tanıdığım kuzenim de hiç yoktu. İlk kez biz hazırlanıyorduk. Bunun da eksi yönü şu oluyor. Hiç bilmiyorsunuz neredeyiz, ne yapıyoruz, nasılız, ne çalışmalıyız. Gerçekten bilmiyorduk. Hatamız şu oldu eğitim bilimlerinde. Gelişim ve öğrenme psikolojisi. O kadar çok takıldık ki, o kadar çok gelişim ve öğrenme çalıştık ki yani unuttuk dedik tekrar başa döndük tekrar çalıştık. Yani aşırı. Aslında yanlışmış yani çok vakit kaybettik gelişim ve öğrenmede. Ben tahmin edemeyeceğiniz kadar çok vakit kaybettik. Bu sefer ÖYTB programında çok hızlı geçtik. Evet. O hatamız var. ÖYTB programında çok hızlı geçtik. Onlarda çok vakit kaybettiğimiz için. Hı-hı. Ama olsun ya sonuçta öğrendik bayağı. Tabii ki de çok yani evet program geliştirmede zibilyon tane konu var ama 5 soru çıkıyor. Öyle bir şey ki hani içine kapılıp gidebiliyorsunuz ama ona çok dikkat etmek gerekiyormuş. Biz bunu birazcık geç anladık. Hı-hı. O yüzden işte ÖYT program geliştirme, rehberlik derslerini çok hızlı çalıştık. Rehberlikte de Can König'i dinledik değil mi? Evet. Çok Can König. Çok iyi anlatıyor. Aynen sevdik. Gerçekten öyle. Çok hızlı geçtiğimiz için çok aşırı soru çözemedik açıkçası. Mesela video ders notlarındaki soruları çözdük sadece. Hı hı. Bir de o videodaki soruları çözdük. Şimdi o yüzden bu derslerle ilgili soru bankası çözmeye çalışmamız gerekiyor bu aşamada artık. Evet, daha yeni bitti. Aslında çözeriz değil mi? Evet evet. Hı hı. Daha yeni bitti sayılır dersler. Ölçmeye bakıp geçelim. Bunu sen geçelim. Hı? Ben ölçmeyi bitirdim ilk başladığımızda. Hı. Eğitim bilimlerine ilk başladığımızda ölçmeyi bitirdim. Ben Tufan Genç hocadan dinledim. Hı. Sen de Tufan Genç'ten dinledin. Yarısına kadar. Aynen, yarısına kadar dinledin sen. Şimdi ben ölçmede 2 tane de kaynak bitirmiştim, soru bankası. Testlerim falan bayağı iyi geliyordu ama o formülleri unutmuşum sanırım. Sayısal çözdüğümüz formülleri unutmuşum. O yüzden şu an ben Cüneyt İltuş'tan tekrar videoları izliyorum. Cüneyt İltuş'un videolarını izliyorum. Tekrar bir hatırlamak için yani o şekilde. Evet, ben hiçbir şey yapmıyorum ölçmeyle alakalı. Ya benim ölçmeye karşı bir ön yargım oluştu. Biz ölçme dersi alıyorduk geçen dönem okulumuzda. Benim normalde ben işte 2 yıl matematik bölümünde okudum. Daha sonra sınıf öğretmenliğine geçtim. Bilenler biliyordur zaten. Bu 4. yılım sınıf öğretmenliğinde. Mezun oluyorum 3-4 hafta sonra. Ama gerçekten o koca matematik bölümünde bile hiç benim DC notum bile yok. Yani FF'i bırakın DC bile yokken ölçme benim DC'ye düştü. Hayatımda tek DC notum üniversitede. Hep öyle kalacağım. İnşallah. Vardı. Daha 4 hafta aynen, daha kesin değil. Yani muhtemelen de öyle kalır yani diye düşünüyorum ama yani gerçekten çok hani o yüzden ön yargım oluştu birazcık. Üzüldüm çok. Sonra da bıraktım ölçmeyi, çalışmayı o dönemde. Sonra bir daha da geri dönemedim. İşte beraber tekrar edeceğiz ama. Aynen, Abdullah'a güveniyorum. Beraber tekrar edeceğiz değil mi? İnşallah. Genel olarak konularda buradayız. Yavaş yavaş GKGY denemesi almıştık bu hafta sonu. Hı hı. Onları çözmeye başlayacağız değil mi? Evet. Genel kültür, genel yetenek denemelerine başlayacağız artık. Evet. O zaman sırada alan var. Hı hı. Ama alanı böyle ders şey yapmayacağım. Çünkü herkesin farklı olduğu için. Herkesin alanı farklı olduğu için ders gitmeyeceğiz. Alana da ben başladım. Normal genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleriyle beraber alanı da ilerletmeye çalışıyorum. Hı hı. 100 gün kaldı sınava. Değil mi? Evet. Yetişir mi, yetişmez mi bilmiyorum. Yani böyle çok rahat yetişir mi, yetişmez mi bilmiyorum ama deper atmamız gerektiğini, vites yükseltmemiz gerektiğini, biraz daha böyle sağlam çalışmamız gerektiğini biliyorum. Değil mi? Bundan sonra elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Evet. Daha da yaklaşıyor sınav artık. Seneye bu zamanlar gerçekten atanmış, böyle kadrolu bir öğretmen olmuş oluruz ikimiz de inşallah. İnşallah. Ve çalışan, emek veren, gerçekten şu anda bizi izleyen, böyle çalışmak için çabalayan, daha zor şartlarda belki de anne olanlar var mesela aramızda. Gerçekten hepiniz, emek veren herkes atanır inşallah. Benim ÖABT'mle ilgili çok büyük bir boşluğum var aslında. Çünkü ben bilmiyorum. Gerçekten arkadaşlarımın genelde çoğu dershaneye gidiyorlar. O yüzden ÖABT ile ilgili bir fikrim yok benim. Ben dershaneye gitme gibi bir olanağım da yok zaten, biliyorsunuz ki. Yani sınıf öğretmenliği okuyanlar varsa aranızda, aşağıda yorumlarda eğitim aldıysanız, yani ÖABT için soruyorum. ÖABT için böyle online eğitimler oluyor, ne bileyim işte uzaktan eğitimler oluyor ya, onlardan biliyorsanız bana da önerirseniz çok sevinirim. Tabii böyle şu an hani yeni başlamış olması gerekiyor. Bir de değişti ya her şey. O yüzden daha da bir boşluğa düştüm. Zaten bizim GK ve GY'miz ortak olduğu için sınıf ÖABT'de. O yüzden birazcık içim rahat ama tam olarak da bilmiyorum. Önerilerinizi bekliyorum. Orada bir boşluğum var. Hani beni yönlendirirseniz sevinirim o konuda. Bu arada branş denemeleri de almıştık biz daha önceden. İşte genelde yayınlarını söylerim. Hani almayanlar varsa belki işinize yarar. Daha çok Pegem yayınları, Yargı çok ucuz olduğu için Yargı yayınları genelde. Benim Hocam yayınları ve 7 iklim yayınlarını tercih ettik denemelerde daha çok. Aynen. Hani şu anda deneme aşamasında olduğu için arkadaşlarımız muhtemelen bitirmişlerdir konuları. Yani deneme almak isteyenler de bu dediğimiz yayınlardan biz memnun kaldık yani. Ama böyle hepsini çözmedik ki zaten 2-3-2-3 çözdük yani ve çok, özellikle Pegem yani gerçekten çok iyi. Evet. Bir de deneme alırken bence dikkat etmemiz gereken en önemli şey, denemenin çözümleri var mı kitapçıkta? Hı-hı. O çok önemli. Alırken mutlaka ona bakın. Olmayınca, çünkü asıl önemli olan denemenin amacı Hı-hı. doğrularımızı öğrenebilmek, analiz yapabilmek. Bazen olmuyor, çok sinir oluyorum. Ben yaptım o hatayı birkaç defa. Hani siz yapmamanız için söylüyorum. Alırken dikkat edin bence. O şekilde. Aynen. Bu arada dün kırtasiyedeyken, belki de izliyordur şu anda bilmiyorum. Biri seslendi bana. Bakıyordum. Kalem kitap kırtasiyedeydik. Ben de bir şey soracak zannettim. Döndüm. Çok tatlı bir kızla tanıştık. Böyle YouTube'dan bizi takip ediyormuş. Çok mutlu olduk. Evet. Onu da iyi ki tanıştık sizlerle. Çok teşekkür ederiz her şey için. Takip ettiğiniz için. Çok iyi arkadaşlıklar kurduk değil mi? Aranızdan çok güzel arkadaşlıklar kurduğumuz kişiler oldu. İlk kez bu videoyla kanalımızı gören kişiler de onlara şunu söyleyelim. Biz böyle beraber çalışalım videosu çekiyoruz. Çalışma vlogları çekiyoruz. Kendi hayatımızı da paylaştığımız zamanlar oluyor. Onlara bakabilirsiniz. Evet, yani zaten asıl amacımız kendi hayatımızı paylaşmak ama şu anda hayatımızda KPSS'den başka bir şey yok. Evet. O yüzden onları paylaşıyoruz. Aynen. Evet, bizim çalışmalarımız bu şekilde. Çok istediğiniz videoyu da bu şekilde sizlerle paylaşmış olduk, çekmiş olduk. Evet. Eğer hala sorular varsa aklınıza takılan aşağıda yorumlarda sorabilirsiniz. Instagram'dan sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Evet, sınav yaklaştığı için de ara ara böyle sohbet videolarını sıklaştırırız. Evet. Birbirimizden destek buluruz. He? Aynen. Hatta şey yapsak nasıl olur? Onu da söyleyelim bence buradan. Eğer takip edenler varsa Instagram'da da soru cevap yapalım bence. Haftada bir gün falan böyle soru cevap yapalım. Orada da böyle daha güncel sorularınızı sorabilirsiniz yani aklınıza takılan. Aynen, aynen bunu da yapalım inşallah. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın o yüzden. Böyle daha çok iletişime gireriz oradan. Evet, aynen. Bazen 24 saatlik challenge'lar yapıyoruz değil mi? Evet. 24 saatlik çalışma challenge'ları yapıyoruz. Onları hep Instagram'dan duyuruyoruz. Bazen onu vloga çekmiyoruz bile yani. Vaktimizi almasın, video çekerken uğraşıyoruz hani. Vaktimizi almasın diye sadece Instagram'dan böyle anlık paylaşıyoruz böyle. Oradan da takip edebilirsiniz yani. Aynen. Vlog olarak da yani günlük vlogumuzu orada da çekiyoruz aslında değil mi bir yerde? Bu videoyu çekmemizle birlikte zaten yaklaşık 100 gün kaldı sınavımıza. Evet. Artık tam son düzlükteyiz. Gerçekten çok az kaldı. Çok zorlandık şimdiye kadar. Biraz daha zorlanmamız gerekiyor. Ama sonra gerçekten çok güzel günlere ulaşırız hep birlikte inşallah. Seneye bu kanalda bir sürü öğretmen olarak oluruz inşallah. Evet. Gerçi düşünsene şimdi burası böyle öğretmenlerin buluştuğu bir kanala doğru evrilir. İnşallah evet. Yani gerçekten bazen ben böyle şey oluyorum. Ya of yetişmeyecek gibi yani olmayacak. Çok düşüyorum bu düşüncelere. Ben de düşüyorum. Sen de düşüyorsun muhtemelen. Ama işte asıl bu düşüncelere düşmek suç değil ya da kötü değil. Hepimiz düşebiliriz. Asıl oradan tekrar ayağa kalkıp çabalamak. Son bir çaba, son bir gayret. Sakın pes etmeyin. Yani pes etmek yok. O kadar birlikte geldik buraya kadar. Yetişmeyecek diye de düşünmeyin. Yetişmeyecekse bile hakkıyla yenilelim. Yani anladınız mı? Gerçekten çalışalım. Şu son 3 ayda da elimizden geldiğinden daha fazlasını çalışalım. Atanırız hepimiz. Emek veren herkes atanır inşallah. Ama atanamazsak da en azından şunu diyebilelim. Elimizden geleni yaptık. Hatta elimizden gelenin fazlasını yaptık. Ama demek ki nasibimiz bu yıl değilmiş. Evet. Ya da bu yıl demek ki bizi daha iyi bir şey bekliyormuş. O yüzden olmadı diyebilelim. Ama eğer çalışmazsak, hele de şu an pes edersek hem çalıştıklarımız boşa gidecek hem de şöyle diyeceğiz sınavdan sonra. Ya şu son 3 ay keşke daha çok çalışsaydım. Keşke dememek için şu anda bir tık daha böyle kendinizi zorlamaya çalışın. Yaz geldi, çok sıcaklaştı havalar. İşte insan böyle mayışıyor, ediyor, tutuyor. Çok da zorlaşıyor her şey ama çok az kaldı. Sabredin yani hep birlikte sabredelim ve başaralım inşallah. İnşallah. Evet. 23 Nisan geldi mesela. 23 Nisan'da seneye özellikle de sınıf öğretmenleri varsa benim aramızda şu anda anlayacaktır beni. Seneye bu zamanlar 23 Nisan'ı öğrencilerimizle birlikte böyle neşeyle, coşkuyla çok güzel bir şekilde kutlamak nasip olur hepimize inşallah. İnşallah. Öyle. Yani bunları düşünelim, hayal edelim ve pes etmeden çalışmaya devam. Aynen. Bitirelim o zaman. Evet. Herkese kolay gelsin bu süreçte. Hepinize iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İlk kez bu videoyla bizi tanıyanlar varsa da kanalımıza hoş geldiniz. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.